Değerli basın mensupları, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok değerli eğitim emekçisi kardeşlerim, Birleşik Kamu İş'in çok değerli başkanı ve diğer sendikalara ait çok değerli emekçiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz bir süreç yaşıyoruz. 652 sayılı KYK gereği 4 yılını dolduran müdürlerden 75'in altında alan yaklaşık 72 kişi görevden alındı Zonguldak'ta. Bunların büyük bir çoğunluğu da, tabii hepsi bizim kardeşimiz, hepsiyle beraberiz. Bugün burada bizim sendikaya üye olmayan kardeşlerimiz de bize destek vermeye geldiler. Ama büyük bir çoğunluğu kıyım Türkiye Eğitim Sen'in Eğitim Sen üzerinde gerçekleşti. Ve bunlar yapılırken arkadaşlarımızın özellikle husumetle gidildi. Liyakata, emeğe, tecrübeye, bilgiye önem verilmeden siyasi ve ideolojik davranılmak suretiyle arkadaşlarımız görevlerinden alındılar. Deşifre etmek için onlara suç duyurusunda bulunmak suretiyle savcıda başvuracağız. Gerekli evraklarımızı hazırladık. Değerli basın mensupları, Türkiye'de her geçen gün insan haklarından, hukukun üstünlüğü prensibinden ve yargı bağımsızlığından adım adım uzaklaşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve demokrasimiz yolda bulunmuş değildir. Bu millet demokrasi ve hukuk devleti için nice bedeller ödemiştir. Bu millet 12 Eylül darbeleri ve 28 Şubatlarda inim inim inletilmişken şimdi de siyasi vesayetin altında darbeci anlayışları dahi aratan antidemokratik uygulamalarla baş başa bırakılmaktadır. AKP iktidarı evrensel hukuku elinin tersiyle etmiştir. 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarında hırsızlık iddialarından ve yolsuzluk iddialarından sonra Türkiye hukuk devleti olma iddiasından neredeyse vazgeçmiştir. AKP kurmayları kanun çalışmaları yaparken siyasi iktidarın değirmenine su taşımayacak olan, kendileri için ve iktidarların devamı için tehlikeli gördükleri tüm kamu ve kuruluşlarındaki yöneticileri tasfiye etmek hesabı gütmektedirler. Ergenekon, Balyoz, son polis operasyonları ve Milli Eğitim'deki 652 sayılı KYK ile yapılan operasyonlar bunlar örnektir. Sevgili basın mensupları ve Zonguldak kamuoyu, bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ali Baba'nın çiftliği, Zonguldak Milli Eğitimi de Turgut Özbey'in çiftliği değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını elinin tersiyle etemez. İnsanları düşüncelerine göre kamplara ayıramaz. Anayasa ve kanunlar hiç kimseye böyle bir hak vermemektedir. MEP kanunu ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne görev yapan 76 bin yöneticinin alın teriyle, dişiyle ve tırnağıyla kazandığı bilgi, birikim, tecrübe ve makamlar ve sosyal statüler ceket çıkarılır gibi üzerlerine alınmıştır. Yapılan düzenleme ile puanlama sistemi getirilmiş, ülkemizde toplam 7 bin, ilimizde de 72 eğitmenin okul müdürlüğü görevi üzerinden alınmıştır. Bu kişilerden 19 tanesi de sendikamız üyesidir. Evlere şenlik bir puanlama ile görevlerinden alınan bu okul müdürlerinin pek çoğu kendisini puanlayan şube müdürlerini hiç tanımamaktadırlar. Okulları bir kez bile dolaşmayan, hatta bazı ilçelerde sırf puanlama yapsın diye bir gün önce şube müdürü olarak görevlendirilen eğitim bir sene tetikçilerin yaptıkları puanlamalar ne kadar doğrudur? Bazı okullarda ise hiç görev yapmayan okul müdürleri o okulun öğrenci, öğretmen ve okul aile birliği yöneticilerine konulatılmış doğal olarak hak ettiği puanları alamamışlardır. İşte hem siyasi, hem sendikal, hem de teknik hatalarla dolu bu puanlamalar sonucu Zonguldak Merkez ve Zonguldak Kozlu ilçelerinde 11 üyemiz haksız bir şekilde görevden alınmıştır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasının geleneğinden gelen sendikal anlayışımıza bağlı olarak bu arkadaşlarımızın hakkını aramak amacıyla hukuk mücadelesini bugün başlatıyoruz. Ve tetikçileri deşifre etmek için adalete sığınıyoruz. Allah mahcup etmesin diyor, saygılar sunuyoruz. Parlak. Kozlu ilçesinde ise Sayın Mansur Gök, dün de açıklama yapmıştık ve Ergin Atmalıcı'yı bugün değerli arkadaşlar tetikçilik suçlamasıyla, arkadaşlarımızın hakkını yediği suçlamasıyla savcılığa başvuruyoruz.
Aydın Bey şunu kapat. Biz de bu eğitim seni göstermiş olduğumuz suçluyusuna eğitimci olarak destekliyoruz. Eğitimci başkanımız biliyorsunuz. Ve bu hukuksuz ayrıma hep beraber bütün sendikalar olarak bir araya gelerek en demokratik hakkımızı kullanmak için mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek. Teşekkür ediyorum ben de başkanımıza ve arkadaşlarımıza. Her zaman ezilenlerin yanında olacağımızı ve bir araya geleceğimizi böyle başlayalım. Onlar insan değil demek. Kapan be. Allah belanı. Şahin yok.